TRT Avaz ekranlarından Avrasya gündeminden merhaba değerli izleyenler. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklar diyelim dilerseniz. Azerbaycan Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise birçok noktada tank ve mühimmatını bırakarak mevzilerden kaçıyor. Cephede yenilgiler alan Ermenistan, sivil yerleşim bölgelerine ise saldırılarını sürdürüyor. Detayları cephe hattından Bülent Çulcuoğlu'ndan ve Damla Erikan'dan alacağız. Öte yandan diplomasi trafiği de devam ediyor. Ayrıntıları yine Bakü'den Fatih Avanos aktaracak bizlere. Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova'da. Moskova'nın tavrına ve Lavrov'la yapacağı görüşmenin ayrıntılarını TRT muhabiri Eşref Yalın Kılıçlı Moskova'dan aktaracak bizlere. Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya gelecek. Toplantının gündem maddeleri arasında Belarus ve Rusya ile ilişkiler bulunuyor. Josep Borrell görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine ayrıntıları Brüksel'den döndü sarı ışıktan alacağız. Ve Doğu Akdeniz gerilimi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Yunanistan'la ilk yüz yüze temas bilindiği gibi geçen hafta gerçekleşmişti. Doğu Akdeniz geriliminde diplomasi yine devrede olacak. Ankara-Berlin-Atina hattı bu hafta da hareketli geçecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Ziyaretlerde iki başkent arasında başlayacak istikşafi görüşmeler ele alınacak. Son durumun ayrıntılarını Nejat Ahmet Yunanistan'dan aktaracak bizlere. Ve koronavirüs. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 37 milyon 750 bini, can kaybı 1 milyon 81 bini aştı. 28 milyon 350 binden fazla kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aşarken Avrupa ülkelerindeki vaka artışı da dikkat çekiyor. Yine detayları Londra'dan Zeynep Er Yılmaz'dan alacağız. Kırgızistan'da genel seçimlerin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Ayrıntıları ve son durumu Bişkek'ten TRT muhabiri Mamatbek Mirzabeyev aktaracak. Efendim Avrasya gündemi dünden bugüne dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik ateşkes ihlalini sürdürüyor. Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir füze saldırılarının hedefindeydi. Gence'de 11 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı. Azerbaycan ordusu saldırıları cevapsız bırakmadı. Ermenistan ordusu ağır kayıp verdi. Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'da sivillere hedef alan saldırılarına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tepki gösterdi. Saldırıların Ermenistan topraklarından geldiğine dikkat çeken Aliyev, Erivan'ın savaş suçu işlediğini söyledi. Aliyev, Rusya'nın Ermenistan'a desteğini eleştirdi. Yeni haftada gözler Ankara'da olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya gelecek. Yunanistan'la başlayacak istikşafi görüşmeler ele alınacak. Gerilimin dinmesi için atılacak diğer adımlar ele alınacak. Araştırma gemisi Oruç Reis için yeni Navtex yayınlandı. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışmalarını sürdürecek. Kıbrıs Rum kesiminde bir grup Rum, Derinya sınır kapısında eylem düzenledi. Kapalı marşın bir bölümünün açılmasına tepki gösteren Rumlar taşkınlık çıkarıp sınırın ara bölgesinde yangına yol açtılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday gerekli çoğunluğu sağlayamadı. En çok oyu alan Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 18 Ekim'de ikinci turda yarışacak. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 37 milyon 750 bini, can kaybı 1 milyon 81 bini aştı. 28 milyon 350 binden fazla kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinin ardından kendisini çok iyi hissettiğini ve antikor bağışında bulunmak istediğini söyledi. Washington yönetimi Trump'ın tedavisinde kullanılan antikor kokteylinden satın almak için kesenin ağzını açtı. İlaç şirketine 100 bin doz ilaç için 486 milyon dolar ödenecek. Almanya'da gözü dönmüş bir kadın polis gözaltına almaya çalıştığı Tunuslu adamın yüzünü uzun süre yumrukladı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afganistan yine terör saldırısıyla sarsıldı. Saripul vilayetinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Afganistan hükümetiyle Taliban arasında barış görüşmeleri sürmesine karşı ülkede sık sık terör saldırıları yaşanıyor. Tayland'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan otobüse tren çarptı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Delta kasırgasının etkisi altında Louisiana eyaletinde yaklaşık 600 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kamboçya'da da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Vietnam'da sel yüzünden binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalırken İtalya'da da kar yağdı. Merih Demiral ve topu alanda! Milli takım Uluslar Ligi'ndeki 3. sınavına Moskova'da çıktı. Rusya karşısında 2. yarıdaki iyi oyunuyla dikkat çeken Ay Yıldızlılar güçlü rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Milliler bu sonuçta puanını 2'ye çıkardı. Biz toprağımızı geri alacağız. Ayıldıkça her şey başımıza köşündü. Yine de biz korkmuyoruz. Allah askerlerimizi korusun. Sağ olsunlar ki onlar bizim arkamızda. Evet, Azerbaycan ve Ermenistan 10 saati aşkın müzakere sonrasında Dağlık Karabağ'da insani ateşkes konusunda anlaşmıştı bilindiği gibi değerli izleyenler. Ancak ateşkesin yürürlüğe girdikten kısa süre sonra Ermenistan tarafından ihlal ettiği duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Adere, Terter, Fuzuli, Cebrail yönlerinde saldırı girişimlerinde bulunulduğunu söyledi. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roket atarlı füzeli bir saldırı düzenledi. Ve Berde, Mige çevirdi. Yine Ermenilerin füzelerle vurduğu sivil yerleşim yerleri arasında onlarca sivil hayatını kaybetti. İşgalci Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi. Hedefler imha edildi. Şimdi isterseniz cephedeki son durumu alalım. TRT muhabiri Bülent Çulcuoğlu bizi bekliyor. Bülent, son durum nedir cephede? Göktürk Kırca şu anda Terter hattında gelişmeleri takip ediyoruz. Sabah saatlerinden itibaren Terter bölgesindeydik. Ancak sabah saatlerinden şu ana kadar karşılıklı yoğun top atışları var. Yani İnsani ateşkes kararı alındı, anlaşma sağlandı ama maalesef Ermenistan ordusunun saldırgan tutumu nedeniyle şu anda bu ateşkes tam olarak uygulanıyor diyemeyiz. Çünkü sabah saatlerinden şu saate kadar Ermenistan ordusu tarafından 30'dan fazla ateşkes ihlali yapıldı. Ateşkeste anlaşmaya varılan ve uygulanmasına başlanan ateşkeste 48 saat geride kaldı ve Ermenistan ordusu tarafından 100'den fazla ateşkes, 100'den fazla kez ihlal edildi bu ateşkes. Şu anda Terter bölgesi, Adam bölgesi, Berde bölgesi, Goranboy'un kırsalı Ermenistan ordusu tarafından zaman zaman ya vuruluyor veya taciz ateşi açılıyor. Tabii buna karşılık Azerbaycan ordusu da Ermenistan ordusunun bulunduğu, Ermenistan askerlerinin bulunduğu Adere hattını ve Adam hattını şiddetli şekilde karşılık vererek vurmaya devam ediyor. Yani insani ateşkes, evet, bir anlaşma sağlandı ama maalesef Ermenistan ordusu tarafından bu ateşkes defalarca şu an için ihlal ediliyor. Özellikle dün akşamdan bu yana son 24 saat içerisinde Ermenistan ordusu askerlerinin Cebrail ile Fuzuli hattı arasında Azerbaycan ordusunun bulunduğu noktalara saldırı girişimi oldu. Yine cephe hatlarına sızma girişimi oldu. O hatlarda Azerbaycan ordusuna ait insansız hava araçları SİHA'lar tarafından Ermenistan cephe hattı yoğun şekilde bombalandı. İşte o bombardımanla ve çatışmaların ardından son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen Ermenistan askeri sayısının Azerbaycan Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre 250'nin üzerine çıkmış durumda. Ki halen şu anda Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerinin kırsalına
ateş açmaya ve havan ve roketle top atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Aslında bugün 16. gün, yani 27 Eylül'de başlamıştı. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ temizleme harekatı, orayı özgürleştirme ve kurtarma harekatı. Bu 16 gün içerisinde cephe hatlarında ve savunma hatlarında etkisiz hale getirilen Ermenistan askeri sayısı ise 4500'ün üzerine çıkmış durumda. Birçok hatta, hatta sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Özellikle Fuzuli hattında bulunan çok sayıda Ermenistan askerinin cephe hattını bırakarak kaçmaya başladığını ve birçok teçhizatın ve askeri araçları bırakarak bölgeden kaçmak zorunda kaldığını aktarmıştı. Şu anda özellikle ateşkesi ihlal ediliyor dedik. İhlal edilen noktalarda Adere'de bulunan Ermenistan askerleri, Adam'da bulunan Ermenistan güçleri, yine Fuzuli hattında bulunan Ermenistan güçleri halen Azerbaycan topraklarına saldırmaya devam ediyor. Biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Ancak son 24 saat içerisinde Ermenistan ordusu hangi noktalara saldırdı? Bunlar Terter, Adam, Acabedi, Fuzuli, işte Goranboy bölgesi, işte bulunduğumuz Terter'in kırsalı ve Gence kent merkeziyle Mingeçevre'ye saldırdı. Ve halen de şu anda ağırlıklı olarak Terter ve Adam bölgesi Ermenistan ordusu tarafından saldırıya uğruyor. Biz cephe hattında gelişmeleri takip ediyoruz. Dediğim gibi insani ateşkes halen yürürlükte, ancak Ermenistan ordusu bu ateşkese uymayarak halen sivil yerleşimlerine saldırırken Azerbaycan ordusu da sabah saatlerinden itibaren birçok noktaya karşılık vermeye başladı. Evet, Bülent Çolcuoğlu, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Cephe hattındaki gelişmeleri Bülent Çolcuoğlu aktardı değerli izleyenler. Ermenistan ateşkese rağmen Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü dedik. Dört kent füzelerle hedef alındı. Onlarca sivilin can verdiği saldırılara Azerbaycan ordusu cevapsız bırakmadı. Şimdi sıcak bölgeye gidelim. Dilerseniz son durumu Gence'de bulunan TRT muhabiri Damla Erikan'dan alalım. Damla, hüznün sembolü karanfil elinde. Evet, arkada da bir enkazı görüyoruz. Gerçekten duygusal anlar yaşıyoruz. İnsanlar kaybettiği yakınlarını o karanfil bırakarak orayı anıyorlar ve oyuncaklar görüyorum. Tabii savaştan en çok etkilenen, en masum olan siviller, çocuklar. Neler aktaracaksın bize? Göktuğ, Azerbaycan yıllardır bu zulmün altında, içinde yaşıyor maalesef. Evet, hüznün simgesi dedin karanfil için. Onlar hüzünlerini, hayatını kaybeden vatandaşları için, yakınları için bir karanfil bırakarak dile getiriyorlar. Bugün de Gence'deler, Genceliler için. Burada iki gün önce Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu 9-11 sivil hayatını kaybetti. 34 sivil ise yaralanmıştı Ermenistan saldırısı sonrasında. Ve gördüğünüz gibi burada bir enkaz yığını var. Buradaki insanlar yine de ayakta durmaya çalışıyor. Yerlerini terk etmediler. Bugün de burada hayatını kaybeden vatandaşlar için yerinde onlar için karanfiller bıraktılar. Bir taraftan da yabancı büyükelçilikler, askeri ateşeler de buradaydı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev ile birlikte onlar da bir karanfil bıraktı. Kısa bir açıklama yaptılar. Ermenistan yeniden kınandı ve bu tavırların, bu davranışların barbarca olduğunu ifade etti Hikmet Haciyev. Ve şu anda da evleri zarar gören vatandaşları, hayatını kaybeden, yakınlarını kaybedenleri ziyaret ediyorlar büyükelçiliklerle birlikte. Tabii 30 yıldır bir vatan hasreti var Azerbaycan Türklerinde. Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesi İşgal altında, Ermenistan tarafından işgal altında. İşte o toprakları yeniden almak için, sahip oldukları toprakları yeniden almak için bir mücadele veriyorlar. Burada ama Ermenistan 100 kilometre ötede, 75 kilometre ötedeki sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Gence de aynı şekilde öyle. En yakın cephe hattına 75 kilometre uzaklıkta yaklaşık ve tabii bu da bir sivilleri hedef aldığının bir göstergesi, bir örneği. İşte zaten burada çok da fazla anlatmaya gerek yok ama Azerbaycan Türklerinde şunu gördük biz. Evleri yıkılmış,
hiçbir eşyaları kalmamış ve onlar hala evleri de yıkılsa, hayatlarını da kaybetseler, hayatta da kalsalar ne olursa olsun buradan gitmeyecek, gidecek başka bir vatanımız yok diyorlar ve Azerbaycan ordusunun tam destek yanındalar. Bir de Karabağ'a kavuşacakları günü bekliyorlar aslında. 30 yıllık bir hasret dedik ama hiç görmeyen, hiç gitmemiş o ata dede topraklarını hiç görmemiş insanlar burada bir gün ziyaret edecekleri, gidecekleri, rahatlıkla gidecekleri günleri bekliyorlar. Burada da Genceliler dediğim gibi burada Gence'de hayatını kaybeden, Ermenistan saldırısı sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için burada toplandılar. Karanfil bırakmaya devam ediyorlar burada. Cephe hattından biraz bahsedecek olursam. Yine Azerbaycan'a yönelik saldırılar devam ediyor. Goranboy, Terter ve Adam'a Ermenistan'ın yoğun bir saldırısı var. Azerbaycan ordusu da karşılık veriyor. 3 insansız hava aracı düşürüldü Azerbaycan ordusu tarafından. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor ama bir farkla Ermenistan ordusu sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Evet, Damla İlkan aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz. Devam edelim değerli izleyenler. Bilindiği gibi Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 9 Ekim Cuma günü Rusya arabuluculuğunda bir araya gelmişlerdi ve insani ateşkes konusunda anlaşmaya varmışlardı. Ancak o ateşkes Ermenistan tarafından bozuldu çok kısa bir süre sonra ve Azerbaycan'ın 4 kenti füzelerle hedef alındı. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Şimdi bu katliamın Bakü'deki yansımalarına bakacağız. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Fatih, her bağlantımızda konuşuyoruz. Mutlaka bu ateşkesin bozulacağına dair emareleri Azerbaycan devleti düşünmüştür ki zaten o saldırılara misliyle karşılık verildi. Yine İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un açıklamaları vardı. Detayları senden dinleyelim. Azerbaycan devleti aslında tarihinden aldığı bir tecrübeyle 92-93'ten bu yana kadar defalarca imzalanan o anlaşmalardan sonra, hatta anlaşmanın imzalandığı anlarda dahi işgalci Ermenistan'ın ilerlediğini, sivilleri katlettiğini çok iyi bildiği için de aslında oldukça temkinli yaklaşmıştı. Ancak tabii ki müzakereden ve insani ateşkes söz konusu olunca geri durmak istemediler. Dünya ve uluslararası kamuoyunda Azerbaycan bunu kabul etmedi. İnsani ateşkesi ve oradaki işte Ermenistan askerlerinin, öldürülen askerlerin naaşlarının alınmasını kabul etmedi gibi bir algı oyununa teslim olmamak için tabii ki kabul etti. Moskova'ya gitti ve bu anlaşma imzalandı. Ardındansa 12'de, cumartesi günü 12'de imzalanır imzalanmaz faaliyete girer girmez zaten 40 dakika sonra Ermeniler özellikle son 48 saatte kaybettikleri Hadrut kasabasıyla etrafındaki bazı köyleri yeniden ele geçirmek için, yani 48 saat öncesine dönebilmek için yine saldırılarını başlatmıştı ve daha da ileri gittiler. Gence'ye yönelik ve sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 şehire yönelik sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiler ve bunun ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk kez yine vatandaşlara hitap etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ermeni yönetiminin savaş suçu işlediğini ve Cenevre sözleşmelerine aykırı hareket ettiğini söyledi. Saldırıların işgal edilen topraklardan değil, Ermenistan'ın kendi devlet sınırları içerisinden olduğunun altını çizdi ve Gence şehrinde yaşayan sivillere yönelik roketlerle saldırıyı da bir savaş suçu olarak nitelendirdi. Rusya'nın arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelere bu saldırıların hürmetsizlik, saygısızlık olduğunu ve Ermeni faşizminin de bu saldırılar son tezahürüdür açıklamalarında bulundu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bu alçak saldırının Azerbaycan halkının iradesini hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacak, kararlılığını hiçbir şekilde durduramayacak dedi ve Ermenistan yönetiminin bu sivil ölümlerinde mesuliyetini taşıdığını ifade etti İlham Aliyev. Tabii bir Rus kanalına da önemli açıklamalarda bulundu ki işte o ateşkes mutabakatının hemen arkasından ilk açıklamaydı Rus kanalına, çok oldukça önemliydi. Ve burada Paşinyan yönetiminin
göreve gelirken bir takım vaatleri vardı. Barış'a ilişkin, bölgede huzura ilişkin ve bunların hiçbirini tutmadığını, verilen sözleri tutmadığını ve son bir yılda özellikle yeni yeni ön şartlar öne sürdüklerini söyledi. Ve bu ön şartlardaki o işgalci Dağlık Karabağ sözde yönetiminin masada olması gerektiğine dair bunlar ön şartlardı. Bunlar da Azerbaycan halkını küçük düşürücü ön şartlardı dedi. Cezalandırılmaları gerekiyordu dedi ve biz de bunu yapıyoruz dedi. Cezalandırıyoruz dedi. Paşinyan yönetiminin Putin'e teşekkür etmesini gerektiğini ifade etti. Çünkü o 14 günlük harekatta gerçekten Ermenistan ordusu neredeyse %30 silahlı kuvvetleri kayıp yaşamıştı. Zırhlı araç kayıpları çok fazla. Neredeyse tanklarının tamamını kaybetti Ermenistan ordusu. İşte bu anlamda da durdurulmasıyla birlikte harekatın teşekkür etmelerini ifade ettim. Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde birçok imkana sahip olduğunu, neden? Çünkü Ermenistan'ın gerek iktisadi gerek sosyolojik bütün altyapısını ve sınırlarını Rusya'nın koruduğunu ifade etti. Ve bu anlamda da Rusya'nın aslında Ermenistan üzerinde bir takım yetkilerinin olduğunu, bir takım tabii orada kararlılığın olması gerektiğinin altını çizdim. Diğer taraftan Türkiye ve İran sınırlarını Rus askerlerin koruduğunu ifade etti Aliyev. Ve eğer dedi orada Rus askerleri olmasaydı Ermenistan o sınırlarını da korumak için asker ayırması gerekiyordu. Ancak Rus askerler orada olduğu için de Dağlık Karabağ'a daha çok asker gönderdiğini ifade etti. Ve yine Ermenistan tarafına ücretsiz hibe edilen silahlardan bahsetti. Bizim milyarlarca dolar ödeyerek aldığımız silahları Ermenistan'a ücretsiz veriyorlar dedi. Bu da aslında yine eleştirileri arasındaydı. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Agit Mis grubu eş başkanlarıyla birer görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Gence'ye yönelik saldırıda hayatını kaybedenler, orada o saldırıda kullanılan balistik füze yine muhataplarına bilgi verdi ama maalesef Agit Mis grubundan da herhangi bir saldırıya ilişkin bir açıklama, bir kınama, bir endişe veya kaygı verici bir durum açıklaması kesinlikle yapılmadı. Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah saatlerinde Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Birisi Ermenistan-Azerbaycan devlet sınır hattında Tovuz istikametinde 2 insansız hava aracıydı. Diğeri de Adam hattında. Cephe hattında durum gergindi ve geceden sabaha 3 Grad füzesi, 1 tank, birçok zırhlı araç, 3 insansız hava aracı ve çok sayıda Ermeni askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada. Evet Fatih, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Fatih Avanos'a aktardı. Son cümlesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı bu Gence'de ve Azerbaycan'ın 4 kentine düzenlenen füze saldırısıyla, Ermenistan tarafından düzenlenen füze saldırısıyla ilgili Agit Mis grubu üyeleriyle, eş başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bir açıklama gelmedi dedi. Şimdi bugün de Moskova'da önemli gelişmeler var değerli izleyenler. O Agit Mis grubunun eş başkanları, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya temsilcileri Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşecek. Şimdi dilerseniz bu görüşmenin detaylarını ve Ermenistan'ın ateşkes ihlalinin Rusya'daki yansımalarını alalım. TRT Moskova muhabiri Eşref Yalınkılıçlı karşımızda. Evet Eşref, şuradan başlayayım öncelikle. 3 gün önceye gidelim. 9 Ekim Cuma günü Rusya arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve insani ateşkes konusunda bir anlaşma çıktı 10 saati aşkın müzakereler sonucunda. Ve çok kısa bir süre sonra Ermenistan bu ateşkesi ihlal etti. Hatta Cenevre Sözleşmesi'ne göre insanlık suçu işledi. Sivil yerleşim yerlerine bomba attı, roket atarlı saldırılarda bulundu. Şimdi şunu sorayım, Rusya'dan herhangi bir tepki var mı, bir açıklama var mı? Ve bugün Agit Mis grubu temel misyonu, 30 yıla yakın süredir faaliyette olan temel misyonu Karabağ'daki soruna barışçıl çözüm getirmek olan Agit Mis grubundan herhangi bir açıklama var mı ve bugünkü toplantıda bizi neler bekliyor? Evet Göktuğ, Moskova'dan tabii ki tepkiler gelmişti. Daha doğrusu hafta sonu önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, biliyorsunuz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u aradı bu konuda ki Çavuşoğlu Lavrov'a bu konuda Azerbaycan tarafının hem de Türkiye'nin kırmızı çizgilerini iletmiş oldu ve Lavrov üzerinden Ermenistan'ın uyarılmasını istedi aslında bakarsanız bu görüşmede ki Lavrov da burası yani Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada Rusya'nın olayları yakından takip ettiğini hafta sonu o
11 saate varan müzakereler, maraton müzakerelerinde uzlaşılmış olan o 4 maddeye riayet edilmesi, sahada uygulanmasının görülmesini iki tarafından not ettiğini söylemiştir Lavrov. Daha doğrusu Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Bugün de ilk tepki Kremlin'den geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov olayları yakından takip ediyoruz diye bir açıklama yaptı ki az önce. Peskov bu ateşkesi uyulmasının gereğini, iki tarafın da ihlallere son vermesi gereğini söyledi Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü. Dolayısıyla Kremlin olayları yakından takip ediyor. Bunu öncelikle söyleyelim. İki tarafın ateşkes ihlallerini olduğunu söylüyor ve bir an önce bu ateşkes ihlallerinin sonlandırılmasını istiyorlar. Dolayısıyla bu Moskova'da üzerine mutabık kalınan metinle uyulmasını ve sahada uygulanmasını istediklerini söylüyorlar. Şu anki açıklamalar bunlar tabii ki. Sizin de belirttiğiniz gibi Murat Sakanyan, Ermeni Dışişleri Bakanı burada. Önce Lavrov'la görüştü. Lavrov'la şu anda görüşmesi bitti. İki tarafın bir basın açıklaması bekleniyor. Dolayısıyla bu basın açıklamasında Rusya'nın yaklaşımına dair daha net, daha somut emareler görebiliriz. Hafta sonu biliyorsunuz o uzun müzakerelerde Cuma günü 16.40 gibi başlamıştı, yaklaşık saatle söylüyorum. 16.40 gibi başlamıştı. Gece yarısı 3'e kadar sürdü, ertesi günün gece yarısına kadar. Lavrov kameraların önüne geçmiş ve 4 maddelik bir uzlaşı metni açıklamıştı ki bu metindeki en somut belki de ilerleme iki taraf arasında insani koridor açılması, ateşkesin, insani ateşkesin ilan edilmesiydi ki Ermeni tarafı geçen hafta özellikle yaptığı telefon diplomasisinde bu durum konusunda özellikle Rusya'dan Putin'i 4 defa arayan Paşinyan'ın yardım istediğini biliyoruz. Rusya'da, Moskova'da aslına bakarsanız bir can simidi atmıştı Ermenistan'a. Ancak Ermenistan bu fırsatı ateşkesi ilan etmek ya da ateşkese uymak, riayet etmekten ziyade orada daha fazla yığınak yapmak, askeri yığınak yapmak için ve özellikle Gence'deki, Azerbaycan'daki sivillere saldırmakla kullandı bu ateşkesi. Dolayısıyla Azerbaycan ordusu tabii kendilerine karşılık verdi mütekabiliyet esası gereğince. Ancak Moskova'nın altını çizdiği bir nokta var tabii ki, sürekli altını çizdiği bir nokta var. Geçen hafta içerisinde Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Moskova'nın planlarında askeri seçeneğin olmadığını söylemişti. Dolayısıyla Moskova bu işin çözümünün ısrarla ve ısrarla diplomasi yoluyla yapılmasını istiyor ve bunun da platformunun o ateşkes metninde biliyorsunuz 4 maddelik metninde 3. maddede özellikle Agit Minsk grubu platformunda bu işin çözümünün en iyi platformunun Agit Minsk grubu olduğunu altını çizen bir madde vardı ki Rusya'nın şu anda aslına bakarsan bu platform üzerinden diplomasiyi veya statikoyu devam ettirme gibi bir yaklaşım var. Azerbaycan'la Ermenistan arasında taraf olmadıklarını söylüyor. Ancak tabii sahada Rusya'nın özellikle kolektif güvenlik anlaşma örgütüyle Ermenistan'la iltisaplı olduğu, orada askeri üslerinin bulunduğunu zaten söylemiştik. Rusya askeri desteğini tabii ki veriyor Ermenistan'a ancak bunu kolektif güvenlik anlaşma örgütü çerçevesinde yaptığını söylüyor. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada o çatışmaların Ermenistan topraklarında cereyan etmediğini, Dağlık Karabağ'da vuku bulduğunu, dolayısıyla kolektif güvenlik anlaşma örgütünün bu işe dahil olmayacağını zaten söylemişti. Bu önemli. Diplomatik çözümden yanayız diyorlar. Bunun da tabii nedenleri var Rusya için. Onu da biraz açayım istersen. Hem iç politikada hem de dış politikada bu işin nedenleri var. İç politikada özellikle şu an Rusya'da gündemin birinci maddesi aslına bakarsanız yeniden alevlenen koronavirüs rakamları. Bugün de 13.000'in üzerinde rakamlar geldi ki salgının başından beri en fazla son 2 gündür 13.000 üzerinde gelen rakamlar tabii ki alarm veriyor Rusya için. Dış politikada özellikle Ermenistan'la Belarus'u karşılaştırdığımız zaman Belarus gündemini Rusya için Ermenistan'dan daha acil bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Rusya'nın bazı açmazları var hem iç politikada hem dış politikada. Ancak Güney Kafkasya'daki durum konusunda özellikle Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, temas halinde olduklarını, sürekli kontakta bulunduklarını söylüyorlar Rus yetkililer. Dolayısıyla Suriye'de ve Libya'da biliyorsunuz müzakereler devam ederken Ankara'yla bir de Güney Kafkasya'da özellikle Türkiye ile karşıya gelmek istemeyen bir Rusya var. Bunu da bugünkü görüşme itibariyle biraz Ermenistan'ın deyim yerindeyse kulağının çekileceğini, büküleceğini söyleyebiliriz. Hem Rusya tarafıyla hem Fransa, Amerika temsilcileri Ermenistan burada görüşmelerini yapacak ve umuyoruz ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylediği gibi diplomasiye son bir şans verilir ve Ermenistan bu ateşkese riayet eder Göktuğ. Evet, Eşref Yalın Kılıç'la aktardığım bilgiler için teşekkür edelim. Devam edelim. Avrasya gündemine değerli izleyenler. Rusya, Belarus, Kazakistan ve Tacikistan Belarus'ta ortak tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatın detaylarını TRT Nursultan muhabiri Güzel Zaitova'dan alalım. Evet Güzel, bu dört ülke tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatın detaylarını senden dinleyelim. Evet Göktürk, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan
Belarus'ta ortak bir tatbikat gerçekleştirecek. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü çerçevesinde düzenlenecek bu tatbikat. 12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü Yılmaz Kardeşlik 2020 adı altında düzenlenecek tatbikat Belarus'taki Los Vigo eğitim sahasında gerçekleştirilecek. 2012 yılından bu yana her yıl yapılan tatbikata bu yılda Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üye ülkelerinden 700'ü aşkın askerin katılması bekleniyor. Ayrıca tatbikat sırasında helikopterler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere yüzün üzerinde askeri ve özel teçhizatın kullanılması planlanıyor. Şunu da ifade etmiş olalım. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üye ülkeleri katılacak dedik. Ancak Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üye ülkeleri arasında Ermenistan da yer alıyor. Ancak bu tatbikata Ermenistan katılmayacak. Paylaşılan bilgilere göre, yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili Dağlı Karabağ'daki silahlı çatışmalar nedeniyle Ermenistan'ın bu tatbikata katılmayacağı bilgisi paylaşıldı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Güzel Zaytova aktardığım bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz. Evet, yeni haftada gözler Ankara'da olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya geliyor değerli izleyenler. Yunanistan'la başlayacak istikşafi görüşmeler ele alınacak. Gerilimin dinmesi için atılacak diğer adımlar da ele alınacak konular arasında. Doğu Akdeniz geriliminde diplomasi yine devrede olacak. Ankara-Berlin-Atina hattı bu haftada harekette geçecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Ziyaretlerde iki başkent arasında başlayacak istikşafi görüşmeler ele alınacak. Maas, çarşamba günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Son olarak Slovakya'da bir araya gelen iki bakan bir kez daha Doğu Akdeniz'i konuşacak. Çavuşoğlu, Alman muhatabını Yunan mevkidaşı Dendias'la yaptığı görüşme hakkında bilgilendirecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias'la da yaklaşık 20 dakika, 20 ile 25 dakika arası bir ayaküstü görüşmemiz oldu. Ve bu görüşmemizde istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık. 4 yıllık aranın ardından başlayacak istikşafi görüşmelerin tarihi üzerinde durulacak. İki taraf için de uygun bir tarih belirlenmeye çalışılacak. Ev sahipliğini Türkiye'ye yapacağı için bu toplantılar için bazı tarih önerilerinde bulunacağız. Alman Bakan Maas, Atina'da da temaslarda bulunacak. Orada da Doğu Akdeniz'de gerilimin bitmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Bu temaslar sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 61. istikşafi görüşmenin tarihinin açıklanması bekleniyor. Yine Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle devam edelim. Araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Nartex yayınlandı. Oruç Reis Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışmalarını sürdürecek. Ayrıntılı alalım. TRT muhabiri Sena Ünal karşımızda. Sena, manzaran çok güzel. Konya altını görüyorsun sanırım. Evet, Nartex ilanı ile ilgili ayrıntıları senden dinleyelim. Evet, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Türkiye yeni bir Navtex ilan etti ve Oruç Reis sismik araştırma gemisi 12 Ekim yani bugün itibariyle çalışmalarına ve araştırmalarına başlıyor. 22 Ekim'e kadar devam edecek. Peki bu araştırmaları nerede yapacak onu söyleyelim. Meis Adası'nın güneyinde. Biz de sabah saatleri itibariyle Oruç Reis sismik araştırma gemisini uzaktan görüntüsünü aldık. Gemi Antalya Limanı'ndaydı. Sabah 9 suları itibariyle 9'dan sonra
araştırma ve çalışmalarını yapmak üzere Meis Adası'nın güneyine doğru yola çıktı ve şu anda ilerlediğini söyleyebiliriz. Oruç Reis gemisini Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de bu çalışmalarına ortaklık edecek, yardımcı olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Oruç Reis'in hareketini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Oruç Reis gemimizin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka alacağız dedi. Yine Oruç Reis gemisi bir önceki görevine de 10 Ağustos'ta çıkmıştı. Yaklaşık bir ay kadar Doğu Akdeniz'de kalarak 3500 kilometrekarelik alanda da araştırma yapmış. 12 Eylül'de de Antalya Limanı'nda ikmal ve bakım çalışmaları için demir atmıştı. İşte bugün itibariyle yine çalışmalarını, araştırmalarını sürdürecek. Tabii Oruç Reis gemisi kıta sahanlığı ve doğal kaynaklar olmak üzere aramalarını yapacak. Jeolojik, jeofizik araştırmalar da yapacağını buradan belirtelim. Gemi 8000 metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15000 metre derinliğe kadar da 2 boyutlu sismik operasyon yapabiliyor. Tabii yine yayınımızın başında söylemiş olduğumuz gibi tekrar edelim. Bugün başladı çalışmalar 12 Ekim tarihiyle 22 Ekim'e kadar devam edecek ve şu anda Akdeniz açıklarında olduğunu söyleyelim. Çalışmalar Meis Adası'nın güneyinde olacak ve bu çalışmalara Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik edecek diyelim ve sözü size bırakalım. Biz de teşekkür edelim sana Sena aktardığın bilgiler için. Doğu Akdeniz geriliminde yine diplomasi devrede olacak dedik. Ankara-Berlin-Atina hattı bu hafta hareketli geçecek. Biraz önce söyledik, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Ziyaretlerde iki başkent arasında başlayacak istikşafi görüşmeler ele alınacak. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'daki gelişmeleri alalım. Hem bu ziyaret kapsamında hem de yeni haftaya başlarken neler oluyor? TRT Gümülcine muhabiri Nejat Ahmet karşımızda. Nejat Ahmet, istikşafi görüşmeler başlayacak. İki ülkenin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dendias, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi. Ve istikşafi görüşmelerin başlaması kararı alındı. Yine hafızalarımızı tazeleyelim. Şöyle 10 gün önceye gidelim. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in hem Ankara'da hem de Atina'da temasları vardı. Yine önemli bir konu ağırlayacak hem Ankara hem de Atina. Almanya Dışişleri Bakanı Maas gelecek. Nedir ayrıntılar orada? Evet, bilindiği üzere geçen haftada 29 Ekim'i kapsayan bir naftex yayınlanmıştı Yunanistan tarafından ve Türkiye de buna karşılık vermişti. 28 Ekim için bir naftex yayınlamıştı. Bu hafta başında Oruç Reis sismik araştırma gemisi için bir çalışma yürüteceğinden dolayı 22 Ekim'e kadar bir naftex yayınlandı Türkiye tarafından. Denizcilere duyuru yapıldı. İlana göre geminin görevi 12 Ekim ile 22 Ekim'e kadar sürecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek. Bu dün akşamdan beri Yunan basınını yakından takip etmesini sağladı. Yunan basınından aldığımız haberlere göre işte tam da bu sebepten dolayı ülkenin silahlı kuvvetleri alarma geçti. Hava kuvvetlerine de alarm verildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Meis Adası'nın güneyinde Yunan kıta sahanlığındaki araştırmalar için yeni yasa dışı Türk naftexinin çıkarılmasını büyük bir gerginlik ve Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdit olarak nitelendirdi. Türkiye'nin kararını derhal geri almaya çağırıyoruz denildi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Dendias Dışişleri Konseyi'ne katılmak üzere bugün Lüksemburg'a gidiyor. Yani Avrupa Birliği'nin dış politika, savunma ve güvenlik, ticaret, kalkınma işbirliği ve insani yardımı içeren dış eylemlerinden sorumlu bu organıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Burada Dışişleri Bakanlarının Beyaz Rusya ve Dağlık Karabağ'daki durum da dahil olmak üzere güncel konuları görüşmesi beklenirken konseyin oturum aralarında da Dışişleri Bakanı'nın Bulgar muadilleriyle bir araya gelmesi de bekleniyor. Tabii Doğu Akdeniz'in de yine ele alınması bekleniyor. Sizin de dediğiniz gibi Michael Haas şu anda bugünlerde bu hafta içinde güzel bir temasta bulunacak hem Ankara'yla hem Atina'yla istikşafi görüşmelerinin tarihi için ve orada yaşanacaklarla ilgili. Bunların haricinde Başbakan Mitsotakis ise Nea gazetesine verdiği röportajda yine Ankara'ya mesajlar gönderdi dünkü röportajında.
bir tartışma yaratmak istemiyorum ve kimsenin sebepsiz yere kavga aramaması gerektiğini düşünüyorum dedi ve bu durumda yaptırıma da normal şartlarla karşı olduğunu söyledi. Bunların yanı sıra Yunanistan'a gerek Ermenistan gerekse Güney Kıbrıs Maraş'ın açılmasıyla ilgili protestolar da devam ediyor Yunanistan'da. Hafta sonu bir grup Ermeni Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Bugün de şu anda gerçekleşiyor. Kıbrıs Rumları ile kendilerine katılacak olan diğer Yunan dernekleri eşliğinde yine Maraş'ın açılışını protesto etmek üzere Gümrücine Başkonsolosluğu'na bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Şu anda da aktif durumda. Şimdilik bu kadar diyoruz. Gelişmeleri de takip etmeye devam ediyoruz efendim. Necat Ahmet, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Efendim, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 37 milyon 750 bini, can kaybı 1 milyon 81 bini aştı. 28 milyon 350 binden fazla kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aşarken Avrupa ülkelerindeki vaka artışı dikkat çekiyor. Vaka sayısının 7 milyon 760 bini aştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 215 bine yaklaştı. Amerikan Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinin ardından açıklamalarda bulundu. Virüsten tamamen kurtulduğunu söyleyen Trump, seçim faaliyetlerini yürütmek için hazır hissettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en fazla can kaybının yaşandığı ülke Brezilya. Can kaybında 150 bin eşiği aşıldı. En fazla vakanın görüldüğü 3. ülkede olan Brezilya'da vaka sayısı 5 milyon 100 bine dayandı. İngiltere'de son 24 saatte 12.872 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 603 bini geçti. Son dönemde günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde seyretmesi yetkilileri endişelendirdi. Hükümetin sağlık danışmanı Dr. Peter Horvey, ulusal karantinanın olasılıklar dahilinde olduğunu açıkladı. Belçika'da koronavirüs vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı. Yeni vaka sayısı salgının en şiddetli görüldüğü bahar aylarının da üzerine çıktı. Son 24 saatte 7.950 vaka kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 156 bin oldu. Koronavirüs Afrika'da da yayılımını sürdürüyor. Kıtada vaka sayısı 1.587 bine, can kaybı 38 bine yükseldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte 109.301 koronavirüs testi yapıldı. 1502 yeni hasta tespit edildi. 1212 hasta sağlığına kavuşurken 59 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların şifa bulması için hastalanmayı göze alan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım çağrısında bulundu. Koronavirüsle mücadelede son veriler açıklandı. 11 Ekim tablosuna göre 109.301 koronavirüs testi daha yapıldı. Test sayısı 11.615.715'e ulaştı. 1502 yeni hasta tespit edildi. Hasta sayısı 335.533 oldu. Son 24 saatte 1212 hasta daha iyileşti. İyileşen hasta sayısı 294.357'ye ulaştı. 59 hasta ise hayatını kaybetti. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8.837 oldu. Ağır hasta sayısı 1.411, hastalarda zatürre oranı %6,2 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım çağrısını yineledi. Birlikte başaracağız, güvenin ifadelerini kullandı. Harfiyen uyumaya davet ediyorum. Biraz önce bağlantıyı gerçekleştirememiştik. Şimdi tekrar deneyeceğiz ve Zeynep karşımızda olacak. Söyleyeyim isterseniz, İngiltere'de son 24 saatte 12.872 yeni vaka görüldü. Başbakan Boris Johnson gün içinde 3 aşamalı yeni kısıtlamaları açıklayacak. Ayrıntıları alalım. TRT Londra muhabiri Zeynep Er Yılmaz karşımızda. Zeynep, Cuma'ya göre İngiltere'de vaka sayılarında kısmi bir düşüş söz konusu ama hükümet uzmanlarca şu açıdan eleştiriliyordu: tedbirleri zamanında almamakla.
ve şimdi o kısıtlamalar tekrar hayata geçecek sanırım. Nedir ayrıntılar? Göktuğ 3 aşamalı plan bugün halka açıklanacak, şöyle söyleyebiliriz. Bugün iki defa olmak üzere Başbakan Boris Johnson'dan açıklamalar bekliyoruz. İlki parlamentoda olacak. Ardından da akşam saatlerine doğru uzmanlarla, hükümete uzmanlık eden bilim adamlarıyla birlikte kameraların karşısına geçecek. Ve bu 3 aşamalı adımın neler içerdiğini söyleyecek. Şunu söyleyebiliriz, zaten hali hazırda ülkede bölgesel kısıtlamalar devam ediyor ve 17 milyondan fazla insan bundan etkileniyor. Yeni kısıtlamalar gelirse 10 milyon daha fazla insanın bundan etkilenmesi demek. Şimdi gözler ilerleyen saatlerde Başbakan Boris Johnson'da olacak. Ancak şunu hatırlatalım, bölgesel kısıtlamalar çok daha geniş bir alana yayılabilir ve daha da ağırlaşabilir. Örneğin evden çıkmalar yasaklanabilir. Evlerin dışında başka evlere gitmek yasaklanabilir. Restoranların kapanması muhtemel. İşte bütün bunların detaylarını ilerleyen saatlerde Başbakan Boris Johnson'dan alacağız. Ancak şunu hatırlatmak gerekiyor. Şu dakikalarda hükümete bilim danışmanlığı veren bilim insanlarının bazı açıklamaları var ki onların altını özellikle çizmek gerekiyor. Belirttikleri nokta aslında yaz başından bu yana normal bir seviyede seyreden pozitif vaka sayılarının artık artışa geçtiğini ve özellikle kuzey bölgelerde çok çok daha fazla bir artış görüldüğünün altı çiziliyor. Hemen belirtmemiz gereken bir nokta var. Daha önce özellikle yaşlılarda daha fazla görüldüğü söyleniyordu COVID-19'un, ama özellikle gençlerde 29-16 yaş arasında Birleşik Krallık'ta bu yaş aralığında çok daha fazla COVID'in görülmeye başlandığının altı çizildi. Biraz önce sen de söyledin 3 aşamalı plan ve bu 3 aşamalı planın en uç noktası olan kırmızı bölgeler nereleri olacak, hangi bölgeler buralara girecek ve hangi kısıtlamalar daha da ağırlaşacak, ilerleyen saatlerde Başbakan Boris Johnson'ın açıklamalarından öğreneceğiz diyelim ve sözü tekrar Londra'dan Ankara'ya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Zeynep Er Yılmaz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim Avrasya gündemine değerli izleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday seçilmek için yeterli oyu alamadı. En çok oyu alan Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 18 Ekim'deki ikinci turda yarışacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı vardı. 198.867 Kıbrıslı Türk seçmen 738 sandıkta oy kullandı. Açıklanan kesin sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Ersin Tatar oyların %32'sini, bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da %29'unu aldı. Tatar ve Akıncı seçimlerin 18 Ekim'de yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yarışacak. En çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Başbakan Ersin Tatar, ilk turun tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada seçime daha fazla katılım çağrısı yaptı. Ben inanıyorum ki bu hafta 18 Ekim'de ikinci turda daha fazla vatandaşımız sandığa gidip iradesini sandıkta yansıtacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Seçim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en çok adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti. Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasındansa hayır sonucu çıktı. Kırgızistan'da pazar günü yapılan genel seçimin sonuçlarının ardından protestolar başlamıştı. Eski milletvekili Sadır Japarov'un başbakanlığı onaylandı. Yeni başlayan haftada Kırgızistan'daki son gelişmeleri alacağız. TRT muhabiri Mamatbek Mirzabayev karşımızda. Mamatbek, Kırgızistan'da tansiyon biraz olsun düştü mü? Evet, tansiyon düştü diyebiliriz. Bugün Bişkek çok sakin. Protesto yapanlar yok, kalabalıklar yok. Şimdi bugün devlet kurumları, bankalar, alışveriş merkezleri işbaşı yaptı. Ayrıca toplu taşıma araçları, lokantalar ve pazarlar açıldı bugün. Meydanlar boş. Bugün Cumhurbaşkanı Jeenbekov güvenlik güçlerinin yöneticileriyle toplantı yaptı. Ancak Jeenbekov'un OHAL kararının parlamento tarafından
değerlendirilmemesi nedeniyle bugün Ceymekov tekrar o hali ilan etti. Yani 3 günün doldu. Onun için Ceymekov tekrar o hali ilan etti Bişkek'te. Bişkek'in giriş çıkışları hala asker ve polis tarafından kontrol ediliyor. Akşam 9, sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı halen sürüyor. Öte yandan muhalif partiler ve siyasiler başbakanın kim olacağı konusunda hala da itirazlarını sürdürüyorlar. Parlamentonun iki kere yaptığı olağanüstü toplantıda başbakan olarak seçilen Sadır Japarov'u meşhur başbakan olarak tanımadığını açıkladılar. Gerekçe olarak da söz konusu toplantılarda yeterli sayının olmadığını ve vekaleten kullanılan oyların geçersiz olduğunu ileri sürüyorlar. Bu arada Dastan Cumabekov'un meclis başkanlığından istifa etmesi de onun yerine ve yeni meclis başkanı seçilmemiş olması da siyasi krizi derinleştiriyor. Çünkü muhalefet diyor ki eğer görevi bırakacağını söyleyen Cumabekov'un istifa etmesi halinde onun görevleri yine Sadır Japarov'a, yani tanımadıkları, başbakan olarak tanımadıkları adama geçecek. Dolayısıyla biz bunu kabul edemeyiz diyorlar. Dolayısıyla şu anda Kırgızistan'daki siyasi kriz kimin başbakan olacağı konusu etrafında düğümlenmektedir. Evet, Mamat Bek, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Devam edelim değerli izleyenler Avrasya gündeminde. Almanya'da gözü dönmüş bir kadın polis gözaltına almaya çalıştığı Tunuslu adamın yüzünü uzun süre yumrukladı. Görüntüler sosyal medyada yayımlanınca polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yanan evine girmek istedi. Kendisine izin vermeyen polislerle tartıştı. Ardından darp edildi. O anları bir mahalle sakini cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler Almanya'nın Krefeld kentinden. Bir binanın giriş katında çıkan yangın sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Evde yaşayan çifti hızla dışarı çıkardı. Elinde demir bir çubuk bulunan ev sahibi 47 yaşındaki Tunuslu adam eve girmek için ısrar etmesi üzerine polis şiddetine maruz kaldı. Kadın polis ev sahibinin yüzünü yumrukladı. Diğer kadın polis ise adamın elindeki demiri alarak uzaklaştı. Eşinin gözleri önünde adam yere düştü ve kelepçelendi. Çevredekilerin tepkisini aldırış etmeyen Alman polisi Tunuslu adamı ve eşini gözaltına aldı. Şiddet görüntülerinin yayınlanmasının ardından Alman polisi açıklama yaptı. Adamın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasına engel olmaya çalıştığını ileri sürdü. Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetine karşı protesto gösterileri sürüyor. Wisconsin eyaletinde polisin siyah bir genci vurarak öldürmesi sonucu çıkan protestolarda 28 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto gösterileri devam ediyor. Wisconsin eyaletinde polis şiddetine karşı düzenlenen protestolar 3 gündür aralıksız sürüyor. 17 yaşındaki Alvin Cole isimli siyahi gencin ölümünden sorumlu tutulan polis memurunun mahkemede suçsuz bulunması protestoların fitilini ateşledi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 28 kişi gözaltına alındı. Milwaukee şehrinde protestoların kontrol altına alınması için 2 günlük sokağa çıkma yasağı duyuruldu. Alvin Cole, Şubat ayında üzerinde taşıdığı çalıntı bir silahla kaçmaya çalışırken yine bir siyahi polis memuru olan Joseph Mensa tarafından vurularak öldürülmüştü. Çarşamba günü yapılan duruşmada mahkemenin polis memurunun suçlu bulmaması üzerine protestolar başlatıldı. A milli takım Uluslar Ligi'ndeki 3. sınavına Moskova'da çıktı. Rusya karşısında ikinci yarıdaki iyi oyunuyla dikkat çeken Ay Yıldızlar güçlü rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Milliler bu sonuçla puanını 2'ye çıkardı. Galibiyet bekliyoruz. Bol şanslar milli takım. Köşe vuruşu kullanıldı. Çok tehlikeliydi. Kafa vuruşu Zuba'dan. Arada bir hata. Zuba tek top. Çok tehlikeli geliyorlar ve Mert mutlak golü önlüyor Kuzyev. (Gülüyor)
gelişen atak. Tehlikeli geliyorlar ve top ağlarımıza gidiyor. Mirançuk. Mirançuk 1-0 öne geçiriyor Rusya'yı. Karşılaşmada 28. dakika. Müdahale top oyunda. Umut Meraş. Ortası. Burak kafayı vurdu. Topu kontrol ediyor Şunin. Mirançuk. İyanov'un pası. Zuba. Tehlikeli geliyorlar. Dışarı attı topu. Kuzyaev. Cengiz. Jirko karşısında. Cengiz Ünder. Burak. Kafa. Top dışarı gidiyor. Burak Yılmaz en net gol pozisyonumuz 51. dakika. Cengiz Ünder Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu. Hakan son anda müdahale, korner. Son anda müdahale ediyor Anton Şunin. Hakan Çalhanoğlu. Serbest vuruşu kullandı. Merih Demiral ve topu alarda. Kenan Karaman atıyor. Merih Demiral'ın pası. Kenan Karaman 62. dakika 1-1 oluyor. Beraberlik golünü 62. dakikada buluyoruz. Kenan Karaman topu ağlara gönderiyor. Kenan'ın 14. milli maçında 3. golü. Kenan atıyor, 1-1 oldu. Hakan, Burak sağa kaçtı. Kenan ceza alanına hamle yapıyor. Cengiz Ünder. Cengiz son anda müdahale. Şunin ve korner. Şunin son anda kornere çeliyor topu. Cengiz Ünder'le 2. gole yaklaşıyoruz. 66. dakika. Sol kanada dönüyor Çelişev. Ceza alanımızda hareketli. Jirko. Mert. Ve yine Mert Günok müthiş kurtarıyor. Zuba'nın vuruşunda Mert Günok müthiş bir kurtarışa imza atıyor. Sağ kanada Cengiz Ünder. Cengiz şut. Top direkten dönüyor. Cengiz Ünder. Şunin top direkten dönüyor. Sol kanada pas Çelişev'den. Araya giriyoruz. Yine topu alıyoruz. Cengiz Ünder bıraktı topu. Zeki geliyor. Zeki ile gelişen atak. Burak önünde. Burak'a bıraktı. Zeki topu aldı. Zeki vuruyor. Top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir golü kaçırıyoruz. Zeki Çelik. Takım halinde çok iyi oynadığımız bir ikinci 45 dakika ama ikinci golü atamadık ve birbirlik eşitlikle ayrılıyoruz. TRT Avaz ekranlarında Avrasya gündemiyle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın yine saatler 13'ü gösterdiğinde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.